Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün size çok pratik, harika bir ana yemek tarifim var. Yapımı oldukça basit ve kolay, parmak yediren muhteşem bir lezzet oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. 750-800 gram kadar parça kuzu et kullandım ben. Dilerseniz dana kuşbaşı da kullanabilirsiniz. Kuzu kemikli de kullanabilirsiniz. Et seçim tamamen size kalmış. Ben parça kuzu kullandım. Böyle hafif yağlı olursa çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Tepsiye alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar toz biber bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyoruz. Ortalama 4-5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Sıvı yağı, tuzu, baharatları etimize güzel bir şekilde yediriyoruz. Ne kadar güzel yedirirseniz lezzeti o kadar güzel olacaktır. Parmak yediren muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Davet sofraları için hazırlayabilirsiniz isterseniz bu yemeği. Etlerim hazır. Parça et kullanırsanız çok daha güzel oluyor. Ben genelde kuşbaşıyla da hazırlıyorum bu yemeği. Etleri tepsimizin kenarına alalım. 4 adet domatesi kabuklarını soydum. Küp küp doğradım. 10-12 adet sivri biberi bu şekilde doğruyorum. Adet kadar da kapya biberi iri iri doğrayıp tepsinin içerisine bırakıyoruz. Sebzelerimizi de tatlandıralım. Bu şekilde hazırlayıp yemek saatine yakın pişirebilirsiniz isterseniz. Yapımı oldukça basit ve kolay oluyor. Bir tatlı kaşığı pul biber ilavesi yapıyorum. Baharatlar tamamen damak tadınıza kalmış. Bir tatlı kaşığı toz biber ilave ediyorum üzerine. Damak tadınıza göre tuzun da ilave edebilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Yine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum sebzelerin üzerine de. Elimle güzel bir şekilde harmanlıyorum. Dilerseniz bu yemeği tavuk incikle de hazırlayabilirsiniz. Tavuk etiyle de çok güzel olacaktır. Ardından etlerimizle de güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Bütün malzemeyi tepside birleştiriyoruz. Yapımı oldukça basit ve kolay. Denerseniz şayet mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Etlerle de harmanladıktan sonra etlerimizi tepsinin tabanına doğru alıyoruz. Tepsinin tabanına ne kadar yakın olursa o kadar güzel olacaktır. Üzerine ben parça kuyruk yağı bırakıyorum. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Kuyruk yağı çok daha güzel olur. İç yağ ya da kuyruk yağı kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Bu boyutlarda doğramış olmanız yeterli olacaktır. Yağlı kağıdı çeşmenin önünde yıkıyorum, ıslatıyorum güzel bir şekilde. Sonra tepsinin üzerine kapatıyorum. Yağlı kağıt kullanmamızdaki amaç fırına girdiğinde yanmasını engellemek, sebzelerin yanmasını engellemek. O yüzden hava almayacak şekilde kapatmanıza gerek yok. Bu şekilde üzerini rastgele kapatabilirsiniz. Amacımız üzerindeki sebzelerin, etlerin yanmaması gerekiyor. Bu şekilde ocağın üzerine alıyorum. Bir 7-8 dakika kadar ocağın üzerinde kaynatmaya başlıyorum. Amacımız fırındaki süreyi kısaltmak. Ocağın üzerinde daha kısa bir sürede pişiyor. Ardından fırına veriyorum yemeğimi. Ortalama 40-45 dakika kadar üzerinde yağlı kağıtla birlikte yemeğimizi pişiriyoruz. Ocağın üzerinde pişirirseniz bir 7-8 dakika kadar tutarsınız. Fırındaki süreyi daha da kısaltmış oluyorsunuz. Fırından aldıktan sonra bu şekilde güzel bir şekilde karıştırıyorum. 40-45 dakika kadar fırında tutmanızı tavsiye ederim. Karıştırdıktan sonra tekrardan fırına veriyoruz. Etlerin ve sebzelerin kızarmasını sağlıyoruz. Bu defa üzerini kapatmıyoruz kesinlikle. Ve yemeğimiz hazır. Lokum gibi etleri çok güzel bir şekilde pişiyor. Dediğim gibi tavukla da hazırlayabilirsiniz. Kuşbaşıyla da hazırlayabilirsiniz. Tabanını da göstermek istiyorum size. Ekmek banmalık ya da yanına pilavla hazırlayabileceğiniz muhteşem bir ana yemek oluyor. Yapacaklar afiyet bay şeker olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.